Ve evet, pazar gününe başlıyoruz. Çok değerli Hasan Kocabaş bizimle birlikte. Hoş geldiniz efendim. Bu güzel kitabın yazarı sizsiniz, Taşlarla Şifa. Bendeniz'de çok sık hastalanan şehir insanlarından birisi olarak her şekilde kendine şifa arayanlardan biriyim. İnsanoğlu hem bedensel hem ruhsal sıkıntılarında, yıkıntılarında kendisine ilaçlardan, hekimlerden, dostlardan, komşulardan şifalar arıyor. Evet. Dualar ediyor, ilaçlar alıyor. Fakat öbür taraftan da son yıllarda giderek artan ya da yeni yeni öğrenmeye başladığımız en eski şifa yöntemleri var. Öyle değil mi? Evet. Bunlar aslında insanlık kadar eski ama biz yeniden öğreniyoruz. Doğru. Siz ne zaman nasıl öğrendiniz bu kitabı, nasıl yazdınız, nasıl başladı? Önce onu öğrenelim, sonra birazcık taşların serüvenine geçelim. Şimdi 1990, daha önceden öğretmenlik yapıyordum. Sonra hukuku bitirerek avukat oldum. 1992 yılında burçlarla ilgili küçük bir risale geçti elime. Hı hı. Baktım, öğrencileri tanımak için çok önemli bir kaynak burçlar. Burçları araştırmaya başladım. Burçları araştırırken işte her burcun, işte Koç burcunun taşları ametist, kristal kuvars veya Arslan burcunun taşları altındı, sitrindi. Allah Allah, yani burçlarla taşların ne ilgisi var? Bu sefer taşları araştırmaya başladım. Burçlar kitabı yazılırken bir yandan da taşlar hakkında epeyce bir bilgi toplanmıştı. Ama topladığım bilgilere inanarak toplamamışım. Hep işte diyelim kaplan gözü baş ağrısına iyi geldiği iddia edilmektedir diye notlarımı almışım. Bunları işte taşçılardan, ansiklopedilerden, dergilerden, gazetelerden topladığım bilgiler, yazdım bilgiler. Sonra 2001 yılında, 92-2001 yıl, 9 yıl sonra bir kalp krizi teşhisiyle yoğun bakıma alındım. Tansiyonum 5'e 4. Yükseltemediler 5 gün boyunca. İlaçlarla, tuzlu ayranlarla yükseltemediler ve taburcu ettiler 5 gün sonra. 7'ye 5'e ancak yükselebildim. Biz tabii dedik bir ay dinlenelim, ameliyat duracaksın dediler çünkü. Şili'ye gittik, hem tatil yapalım bir ay hem dinlenelim diye. Orada taşlarla ilgili topladığım bilgiler aklıma geldi. Düzelmiyor yoksa tansiyon. Açtım, bütün notlarımı okudum. İşte notların birisinde akik taşının tansiyonu dengelediği varsayılmaktadır diye bir not almışım. Yani ne yapacaksınız? Yanınızda mı taşıyacaksınız? Avcunuzda mı tutacaksınız? Yok, hemen gittim Şile merkeze, otelden. Orada eskiden tanıdığım, taşlara merakım olduğu için taşçılarla da biraz tanışıyoruz. Bir Alparslan Bey, Dilek Hanım var orada. Onların yanına gittim. Dedim, bana bir akik taşlı yüzük. Akik taşlı yüzük aldım. Taktım parmağıma. 2 gün sonra da tansiyonum 12'ye 8'e sabitlendi. Arada bir işte banyo yaparken çıkarıyorum. Unutuyorum sonra takmayı. Aradan bir 12 saat geçiyor. Bakıyorum yine tansiyonum düştü. Çünkü baş dönmesi, halsizlik hemen başlıyor. Yüzüğü takıyorum. 1-2 saat sonra yine düzeliyor. 6-7 ay sonra takmama gerek kalmadı. Yani tamamen kan dolaşım sistemi bir düzene girdi o taşla. Yine aynı günlerde otelin, kaldığımız otelin bir resepsiyon memuresi var, Özlem diye. O da her akşam hemen hemen bizim kaldığımız yere gelir. Hasan amca, başım ağrıyor, bana bir oku veya ağrı kesiciniz var mı, bir ağrı kesici ver. Dur dedim Özlem, bir de senin için taş bakayım. Baktım kaplan gözü, işte taşın baş ağrılarını hafiflettiği iddia edilmektedir diye bir not almışım. Kaplan gözü bildiğim kadarıyla şu taş, değil mi? Evet. Ben de artık öğrenmeye başlamışım bu işi. Dedim hadi şehre gidiyoruz, Şile merkeze. Merkeze gittik. Ona da bir kaplan gözü taştı, kolye aldım, hediye ettim. Taktı, bir daha uğramaz oldu. 5-6 gün uğramadı. Gittim, ne oldu Özlem, hiç uğramıyorsun da. Ama benim baş ağrım geçti dedi, daha ağrımıyor ki dedi. İşte bu iki olay üzerine, Türkiye'de o zaman internette taşlarla ilgili bir şey yok, bilgi yok, site yok. Hı. Tek bir site var, taş satan bir site vardı o zaman. Bir de Meta'nın sitesi var, orada çok kısacık bilgi var. Ben İngilizce sitelere, yani dünya
taşla ilgili ne yapıyor diye İngilizce sitelere girmeye başladım. 200'e yakın site inceledim. Tabii bu arada incelerken öğrendiklerimi de deniyorum insanlarda. Yani sürekli taş alıyorum. Birisi diyor işte şekerim yüksek, ona bir kolye yapıyorum, veriyorum. Birisi diyor ya iştahım çok fazla diyor, bir taş veriyorum ona. Böyle denediklerimde de faydasını gördüler herkes. Mesela o zaman nasıl aklıma geldiyse kaplan gözüyle malakit taşını birleştirdim. Bir kolye oluşturdum ikisinde. Migren olanlara onu verdim. Yani 2001'den bugüne 5000'in üzerinde kişiye migren kolyesi verdim. Hepsi iyileşiyor. Allah Allah. Bir daha migren ağrısı çekmiyorlar, öyle şimdi, diyeyim. Şimdi mesela Avusturya'da şunu çok iyi biliyorum. Diş çıkaran bebeklerin boynuna kehribar kolye takarlar. Ve bebekler o diş çıkarma sıkıntısını yaşamazlar. Evet. Avusturyalılarda bu çok ciddi bir gelenektir diyebilirim. minik taşlı. Burada da birkaç arkadaşımda görmüştüm. Gerçekten kehribar bu diş ağrısına, çocuklardaki bu kemik ağrısına iyi geldi iddia ediliyor. Doğru kehribar mu? Çok yararlı. Mesela kehribardan açıldı söz. Yine o araştırmalarım sırasında sitelerden birisinde şu bilgiye rastladım. İngiltere'de ve Fransa'da doktora gidiyorsunuz, guatrınız var. Guatr demek tiroid bezinin büyümesi demek, nodül değil. Bir şekilde tiroid bezi büyüyor. Veya tiroiditi denilen bir hastalık var, o da tiroid bezinin iltihaplanması. İki hastalıktan birisi varsa sizde, doktor reçeteye kehribar gerdanlık yazıyor. Siz de gidip eczaneden kehribar gerdanlık alıyorsunuz, takıyorsunuz, iyileşiyorsunuz. Çok kısa zamanda iyileşiyorsunuz hem de. Çok enteresan. İnsanların böyle bazen vücutlarının ihtiyacı olan şeylere canı ister. Yani işte demir içeren veyahut işte vitamin ihtiyacı varsa hani öyle derler ya. İşte o baharatı alır falan diye. Şimdi yeşim taşı neye yarar? Şimdi yeşim taşı kan dolaşım sistemini düzenleyen bir taş. Özellikle yüksek tansiyonda kullanılması gereken bir taş. İlaç falan kullanıyorsanız bir müddet sonra, 2-3 ay sonra ilacı bırakmış oluyorsunuz. Yeşim taşı, yeşim yüksek tansiyon. Yeşim taşı kolye olarak kullanırsanız çok daha yararlı. Ayrıca mesela dişiniz ağrıyor. Gecenin bir vaktinde dişçi bulmanız da mümkün değil. Bu yeşim taşı. Yeşim taşını ağzınıza alın, biraz bekletin. Dişinizin ağrısı geçecektir, uyuşacaktır orası. Aa, çok enteresan. Evet. Diş ve çene ağrısı çekenler için o zaman evet, bunu önerelim. Çok önemli. Yeşim taşı. Bu? Bu amazonit taşı. Bunun şifası. Kalsiyum ağırlıklı. Mesela boynunuz tutuldu. Kas spazmı denilen şey. Veya işte yanlış, başınız yastığa yanlış geldi. Boynunuz tutuldu. Veya rüzgardan dolayı tutuldu. Amazonit taşı, sedef de olabilir. Çünkü birkaç taş aynı görevi yapabiliyor. Amazonit taşını şöyle boynunuza dolayın. 10 dakika, 15 dakika sonra boyun tutulmanız geçecektir. Normal hareket ettireceksiniz. Uzak doğulular pek sever bu taşları. Dükkanlarında evet, falan çok vardır. Birbirlerine çok hediye mesela ederler. Mesela yeşimi... Yeşim taşı çok değerli onlar için. Yeşim taşını kasalarına korurlar ki bereket olsun diye. Evet. Avrupa'da ise sitrin taşını kasalarına korurlar. Evet, sitrin bereket taşını diye gösterelim mi? Şu zannediyorum o da, değil mi? Şu. Değil mi? Şu değil mi? Bu yok, bu pirit. Bu, değil mi? Bu pirit. Ay, sitrin diye ben onu taşımışım. Sitrin konulmamış. Benzeri. Peki, tamam. Ona benziyor. Şeyde ise, Osmanlı'da ise veya İslam coğrafyasında ise bereket getiren taş akik taşıdır. Onun için akik yüzük çok akik taşır taşı, beyler değil mi? Cepte taşınması lazım. Yüzük de olabilir ama pantolonun cebinde taşınması tavsiye ediliyor. Gerçekten bereket getiriyor. Yani ticaretle uğraşıyorsanız özellikle bereket getiriyor. Şöyle bir gösterebilir misiniz akik taşını? Çok bantlı bir yapısı vardır. Evet. Akiyi gördüler. Peki şimdi bu şey iyi oldu. Bir dakika, şu amazonik kas ağrısı dediniz. Ben ilaç kokteylinden artık bu programı nasıl sunduğumu bile bilmiyorum. O kadar bel fıtık vesaire, hani böyle bir onları, o kadar çok ilaç alıyorum ki o yüzden onu ilaç kokteyli diye gülüyoruz biz ona. İnşallah onun tedavisine bakalım. Nedir karşılarla o? Ne olabilir? O kadar çok şey deniyorum ki, bel fizik fıtığı, tedaviler, ilaçlar falan. Yani böyle iki gündür zorlu bir
süreçten geçiyoruz. Bel fıtığı mı? Olarak. Evet. Boyunda değil, belde var. Boyunda da var, belimde de var. Önemli ama hani o şey nasıl? Şimdi onun bel fıtığı için mesela değişik farklı taş gruplarından oluşan gerdanlık, erkeklerde kolye, bir de bele bağlanacak bir taş dizisi veriyorum. 3 tane de masaj taşı var veya 2 tane. 2 tanesi de yeterli. Onu günde 5'er dakika omurga boyunca o taşlarla bir zeytinyağına dokundurarak veya omurga boyunca az miktarda zeytinyağı sürdükten sonra o 2 taşla 5'er dakika masaj yapıyorsunuz. Bir iki gün sonra ağrınız kalmaz. Ama 4-5 ay kadar o masajlara devam ederseniz o kolye ve bel kuşağında takmış olmak şartıyla Allah'ın izniyle bel fıtığı diye bir derdiniz kalmaz. O zaman meseleyi biz ayrıca reklam arasında konuşuruz. Şimdi şeylere dönelim. Bir iki şeyinden daha bahsedeyim. Akik taşının. Mesela burnu çok kanayanlar vardır. Evet. Durduramazlar. Evet. Kolay kolay işte doktora gider, doktor buraya pamuklar falan tıkar. Evet. O şekilde durdurmaya çalışır. Halbuki şu akik taşını şöyle burnuna yapıştırıp bir 15-20 saniye bekletildiği zaman şey durur, kan durur, bir de akmaz. Çünkü oradaki damarları onarıyor o sırada. Kılcal damarları, burun içerisindeki kılcal damarları onarıyor. Hatta şeyi denedim. Bunu cam sürahi içerisine koyuyorum. Hı. İçme suyuyla dolduruyorum. O suyu içiyorum. Sindirim sistemi için, deri sistemi için, metabolizmanın düzgün çalışması için falan çok yararlı. Akik bu su, akiğin suyu. Ayrıca onu burun kanayan kişi suyundan bir kere burnuna çektiği anda zaten kan durmuştur. Ve o kılcal damarları onarıyor, kapatıyor. Peki şu suyun içindeki taş nedir? Su mu o? Biraz, ben göremiyorum. Yok, o biraz tehlikeli bir taş. Neden? Realgar. Su değilmiş kavanozun içinde. Şey sardım sarmaladım ki içindeki enerji dışarıya. Ben uzanamıyorum, kusuruma bakmayın, ne olur. Şöyle gösterebilir miyim? Neden böyle sardık sarmaladık bunu? Şimdi isterseniz kısaca bir hikayesiyle anlatayım. Evet. Mağazaya iki profesör, jeoloji mühendisi üçü de, bir de doçent geldiler. Profesörlerden birisi sağlıkla taşlar arasında ilişkiyi bitirme tezi vermiş bir öğrencisine. O da bitirme tezini hazırlamış. Arkasına da benim kitabı koymuş, vermiş tezi. Bunu? Yok, bundan önceki bundan kitabı. Önceki, bu tamam. Yeni basıldı ve çok kapsamlı olarak basıldı evet. Bu kitap. O da Şili'ye gezmeye gelmiş Sivas'ta. Elimden bırakayım mı bu taşı ben şimdi? Bırakabilirsiniz. Daha yani iyidir. Taşımam da böyle tutmam da bir sakıncası. Yok, bir zararı yok. Hayır, bu kadar sarıp sarmalamışsınız onun için dedim. Peki. Oradan geçmiyor çünkü onun enerjisi. Geldi, sohbet ediyoruz, tanıştık. İkisi diyor ki sağlıkla ilişkisini taşların. Onlar inanıyorlar yani bir problem yok. Fakat doçent bir türlü inanmıyor. Diyor ki en sonunda anlattım yine aynı şeyi söylüyor. Yani diyor domatesi yiyoruz, biberi yiyoruz, işte kirazı yiyoruz. Oradaki mineraller, vitaminler kan dolaşımında emilim suretiyle vücudumuza kana karışıyor. Taş nasıl karışır diyor. Sen buraya diyor bileklik olarak koydun, kolye olarak verdin. Anlattım. Fizikten, metafizikten falan girdim. Anlamayınca en sonunda gittim o taşı getirdim. O zaman açtım şeyini, kapağını. Önüne koydum. Jeoloji mühendisi olduğuna göre taşı tanıyacak. Dedim ki madem ki dedim taşın bir etkisi yok tenimize dokunduğu zaman şu taşı bir yarım saat elinize tutar mısınız dedim. Taşa baktı ama dedi onun içinde arsenik var dedi. Olsun dedim biliyorum %73 arsenik geri kalanı sülfür dedim. Ama dedim taş sonuçta madem ki dokunduğumuz zaman kana karışmıyor onun içindeki mineraller. Arsenik de bir mineral elementlerden bir tanesi. Buyurun bir yarım saat tutun dedim. Yok Hasan Bey bir anladım ne demek istediğinizi dedi. Yani taşlar suyunu içerek de bizim vücudumuza etkisi oluyor. Takı olarak kullandığımızda da oluyor. Ortamda bulunmakla bile faydası veya zarar oluyor öyle diyeyim. Demek bunun içinde arsenik var. Evet %73 arsenik ona. Peki. bir de böyle evde bulundurulan taşlar var. Mesela şu mor taş gibi. Çok özür dilerim. Ben böyle çok hareket edemiyorum bugün. Yok, siz rahat olun. Misafirimi yerinden kaldırıyorum. Bu ametist taşı. Hı?
Dışı da akiktir. Bu ilginç bir taş. Çok az bulunan bir şey. Ametist taşı. Değerli bir taş. Benim koleksiyonumda yani. Olan aha. Bir taş. İçi ametist, dışı akiktir. Ah, evet. Bunun en önemli faydası evde bulundurmanın, salonda bulundurmanın. Özellikle televizyon, wireless, işte bilgisayarların bulunduğu ortamda bulundurulursa o elektromanyetik kirliliği temizliyor. Yani yayılan radyasyonu absorbe ediyor. Etkisiz hale getiriyor. Anladım. Ama etkisiz hale getirirken o radyasyonu içerisinde hapsediyor. Kristal kuvarsların genel bir şeyidir, özelliğidir. Mesela bilgisayarlarda kristal kuvars kullanılır. Hafıza için kullanılır onlar. Bir de iletişim için kullanılır. Aha. O radyasyonu alıyor, absorbe ediyor, etkisiz hale getiriyor. Kendi içerisinde saklıyor. Onun için evde bulunsa bile iki günde bir hiç olmazsa bu taşların yıkanması lazım. Nasıl olacak o? Suyun altına tutacaksın, çeşmeyi açıp altına tutacaksınız. Üzerinden 15-20 saniye su akacak kadar yıkanmış olacak. Bu mudur? Hani öyle tuzlu evet. Sular falan. Tuzlu su tabii bazı arkadaşlar işte taşla uğraşan arkadaşlar işte taşları tuzlu suda bekletmek lazım, onu da temizlemek lazım diyorlar. Taşların mesela 300 çeşit yaklaşık 300 çeşit taş kullanılıyor şu anda. Değerli veya yarı değerli taş. Evet. Bunun hemen hemen yarısı tuzlu suya girdiği anda yapısı bozulacak taşlar. Anladım. Ancak sert taşlar, sertlik derecesi 5,5-6'nın üzerinde olan taşlar tuzlu suda temizlenebilir. Anladım. Peki. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Vallahi nasıl geçti anlamadığım zaman. Haber merkezine bağlanıyoruz şimdi. Haberlerin ardından Yaşasın hafta sonu devam edecek. Çok teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim.